ilk gün tüm iddia kuponları hediye, toplamda 30 TL'ye kadar açık büfe. Hemen iyi ol, istediğin kadar kupon yap, bonusa doy. Tuttur, en kral sensin. Tuttur devam ediyor kampanyalarına. Açık büfe diye bir kampanya yaptı bizim programımıza özel. Tuttur yeni üyelerine neler yapıyor onu söyleyelim. İlk gün oynadıkları tüm kuponları ne kadar oynarsan o kadarını veriyor. Burada da örneklendirmişler ki biz de sizlere daha rahat anlatalım diye. Süper. Mesela bir örnek vereyim ikinize de Serdar abi. 10 kupon yapıyorsun. Toplam 10 kuponun bedeli 30 TL ise hemen paranı sana 30 TL bonus olarak geri veriyor. İşte bir kupon yapıyorsun 20 TL mi 10 TL mi ne kadar oynarsan o kadar bonus hemen hesabına yüklüyor. Yani oynuyorsun ama hayali oynuyorsun gibi. Çünkü verdiğin parayı sana bonus olarak geri iade ediyor. Daha ne yapsın? Devam ediyoruz o zaman. Pazartesi günü Süper Lig'de 2 maç var. Alanya Spor, Kayseri Spor. Tahminleri alalım. Alanya toparlamıştır. Daha da toparlamıştır. Daha da zaten toparlamıştır Bülent Korkmaz'da. Kayseri'de şimdi göreceğiz Kayseri'yi. Aradan sonra mı? Şimdi bir gitti Galatasaray'ı yendi. Sonra gene pat pat yenildiler hemen. Hı hı. Yani şimdi Hikmet Hoca'nın artık pek bahanesi yok. Alanya Spor kaybetmez diyorum ben. Alanya Spor kaybetmez. Bakacağız yani. Güzel maç bu bak. Hatay Antep. Hatay Spor Gaziantep. Çok güzel maç. Medeniyetler sofrası. Bence bir olur sofra, maç. Ha, sofralar, sofra sofralar, şey sofralar derbisi bu. Vallahi tepsi bilmiyorum kebabı abi. Küçlemeye mi karşı? Bana da, biraz biri gibi geliyor ama dediğim gibi abi hep şeyden biraz yutkunarak konuşuyorum yani. Milli maç dönüşü sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz yani. Hatay'da çok milli oyuncu yok diye biliyorum ya. Ondan değil abi. Çalışıyorsun, çalışmıyorsun. Adam geliyor. Ha o açıdan geçiyor, söylüyorsun. Tatile çıkıyor, bir şey oluyor. Bir sürü şey oluyor yani. Her şey olmuş. Karşı takım çok iyi çalışmış oluyor. Karşılıklı gol var. Bence en iyisi çünkü Gaziantep FK gol atmaya başladı bu arada. Hani bize ilk sezon başı başlangıcı gibi insanların aklında kalmış olabilir izlemeyenler için ama düzeltmeye başladı. Kimin sayesinde? Orta sahaya geri döndü çünkü sakatlığı bitti. Geçen sene Maxim. Ha Maxim. Maxim geri döndü oyuna. Şimdi bir de Maxim üzerinden de okumak lazım. Daha önce Alman Başbakanı vardı. Merkel'le oynuyorlardı. Şimdi Maxim de girdi mevzuya. Maxim mevzuya girince Gaziantep'in bütün oyunu değişiyor. Onu hatırlatalım bir kez daha. O yüzden karşılıklı gol var ideal bence. Premier Lig'e geçelim mi? Geçelim. Watford Liverpool'la oynuyor. Cumartesi günü açılış maçı Serdar Çelikler. Ozan oynar. Liverpool kazanır. Bence 2.5 üstü oldu. Çok iyiyiz yani. Çok iyiyiz şu an. Maşallah. Çok çok iyiyiz yani. Hı hı. Bu sene iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz. Birkaç hafta içinde Salah'ın da sözleşmesini uzattık mı tamamız. Agas Çınar. Liverpool kazanır ve 2.5 gol üstü biter. Ben de aynı tahmin ediyorum. Watford küme düşer abi. Bence Watford da düşer. Norwich de düşer. Norwich de düşer abi. Evet. İki Ozan da küme düşer. Brentford. Yani. Chelsea maçına geçelim mi? Adamlık. Of. Niye? Of. İyi takım abi. Brentford muazzam takım bu arada. Acayip iyi takım. Çok iyi takımlar. Yani bak bu maçı muhtemelen Chelsea kazanacak tamam mı? Burada birazdan işte o kadar övdüğünüzde ne oldu dedikleri Brentford'u falan diyecekler bize. Ben farkındayım ama o kadar planlı futbol oynuyorlar ki. Yalnız iyi Chelsea taraftarları diyor ki bizim Fatih var. Biz kötüyüz abi iyi değiliz diyor. Beğenmiyor. Chelsea için mi? Evet abi. Biz Zenit'i falan da zor yendik diyor adam. Sistem çözüldü diyor yani. Tuval hocamın sistemi çözüldü biz iyi değiliz diyor. Şimdi toparlamıştır işte. Benim geçen hafta yaptığım yorum şeydi Chelsea ile alakalı. Tuval saha içinde oyuncuları biraz daha özgür bırakırsa daha da farklı olacak bu takım. Daha da iyi gidecekti. Çünkü bu adam detaylarda acayip boğuluyor yani. Tuval de Guardiola gillerdendir bakma. Hani tamam kazandı Şampiyonlar Ligi ama detay manyağı. O detay onun gibi istediği gibi gerçekleşmezse bütün şeyi de çöpe atabilir. Kurguyu da çöpe atabilir. Vallahi, bu arada Timo Werner 2 gol attı. Kendine Timo geldi. Werner benim adamım yani sen. Atamıyorum. Gol atamıyorum. Bence net karşılıklı gol var maçı bu. Bu arada Brentford... Chelsea kazanır bence. Brentford üçlü son mu oynuyor? Onu da hatırlatalım bir kez daha. Hatta geçen hafta... Brentford gol atar abi. Zanka da oynadı. Evet. Onu hatırlatalım bir kez daha. Zanka oynamaya başladı. Brentford gol atar. Gol de yiyecekler bu arada. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Böyle maç 2-2, 3-2 falan bitecek bir maç. 2.5 üstü 1.80 bu arada. Yüksek bir oran. 2.5 üstü de 1.80 vermiş. O zaman doğrudan hiç her şeyi unutun abi. 2.5 üstü oynayın. Hiç şey yapmayın. Yani hiç her şeyi unutun. Doğrudan 1.80'e hemen oynayın Leicester, yani. Leicester United da güzel maç. Ne olur? Cristiano benim be. Artık iyice oturmuştur. Vallahi bu haftaya Solskjaer'i yerler. Yerler. Ya Leicester yerler. Bence işte Solskjaer'in yenilme pozisyonları geldi ya. Ha. Yine çete oynar. Oynar Leicester yenerler abi. Manchester United Türkiye hesabı şey bilgisini geçti. Muhtemelen onlar da Atletik'ten almışlar bilgiyi. Sonra senin geçen sene bizim Batuhan'la sen de ben de videoyu paylaşmaya başladı millet. Sen bilmiyor musun? Atletik şey yapmış, haber yapmış. İşte oyuncular Solskjaer'den çok memnun. Solskjaer'le çalışmayı çok seviyorlar diye. Geçen sene. Sen tabii, Solskjaer'i seviyorlar. İşler kötü gidince hoca kovulmasın diye oynuyorlar. Tamam mı? 3-4 hafta herifi kolluyorlar adamı. Şey gibi.
Hocam idman yapmayalım. Tamam canım. hocam perşembeye kadar izin. Tamam kardeşim. Hocam adelem çekti. Bu hafta içmanları çık baba kardeşim. Maçta oyna yeter falan. Tabii. Gezgel. Gezgel. Ole Gunnar öyle olunca işler sıkıntıya girince oynuyorlar herifler. Şimdi bak şey gibi oynarlar. Atletik'in haberi. Manchester United Türkiye hesabı da bunu Türkçeleştirerek paylaşmış. Altına bizim o geçen seneki videoyu da koymuşlar. O yüzden şey, Manchester United kazanır. Evet. Yani hoca gitmesin diye çete devreye girer hoca gitmesin diye oynarlar. Bence uzak durun bu maçtan. Ben tahmin yapmıyorum. City Burnley yani çok tahminlik bir durum yok gibi 1-0-6 vermiş City'ye. Beraber yani 5 atmış. Ayıp olur biraz artık. Nereden yani buna... Onu değerlendirmeyelim ya biz artık. Hakikaten yani bilsinler. Arsenal Crystal Palace maçı üzerinden konuşabiliriz mesela yani. Bence Arsenal'da 1.49 şey... Ayın koçu seçildi bu arada. Ayın menajeri daha doğrusu. Arteta. Arteta. Ya tam seçilsin. Sakal reis de seçilmişti al işte. Bunun galibiyeti yok o günden beri yani. Her hafta birini seçiyorlar. Tottenham'ın parmağı. Her birini seçiyorlar işte. Arteta toparladı hopardı diyorsun da ben doğrudan karşılıklı gol var diyorum. Hiç şeye girme, taraf bastığına girmeden bu maçta. Olabilir. Esas Newcastle-Tottenham maçı var. Newcastle yeni sahip, yeni sahip. Ne diyorsun kral? Resmileşti mi o iş? Suud'un parasını alırlar. İmzalar atıldı mı yani? Bir kupa alırlar. Oğlum Newcastle taraftarını görmedin mi sen? Bir kupa verirler abi. Newcastle'a mı? Onların alacakları oyuncular işte şey Coutinho. Hazard olabilir bak. Hazard Chelsea'ye itelemeye çalışıyorlar ama tekrar. Chelsea'ye iteler. Chelsea'de birini Newcastle'a iteler. Mesela kim itelecek Chelsea? Düşünelim. Hudson Odoi falan gider gideri var yani. Yok onu oynatıyor ya. Düşünelim o zaman dur bakayım. Hudson Odoi'yi asıl kim istiyordu biliyor musun? Hansi Flick. Çok büyük hoca abi adam. Bak adam Real Madrid'de özellikle Bayern Münih onu istiyordu biliyor musun? Evet doğru. Bana bu lazım dedi ya. Bak, enteresan bakış açısı yani. Joshua Kimmich'i merkezde oynatabilmek için yani, işte müthiş adam yani. Bunu ben sağ bek oynatırım falan demiş ona. Formanı yakalayın Totti gibi kaldırdık indirelim hemen. O yüzden ya, abi şimdi yok. Daha Suud'un parası... Prensin parası bir daha seneye gelecek. Girmedi, aynen. Tabii. Seneye gelecek. Gelse bile Newcastle projesine birkaç yıl öyle büyükler gitmez. Babalar gitmez yani. Ya pörsümüşler gider ya düşünülmeyenler gider. Evet. Veyahut da ama bak benim... Mesela Coutinho'yu kesin alırlar. Benim dikkatimi şey çekti ama kadın yönetici futbol yapılanmasından sorumlu. Evet. Açıklaması çok kayda değerdi. Bizim Türklerin örnek alması lazım özellikle. Biz çılgın Türklerin örnek alması lazım. Herkes alabilecek paramız var ama onların iyi antrenman yapacağı tesislerden başlamalıyız dedi. Ya inşaatçılar para kazanmadan bir iş olur mu? Önce inşaatçı kazanacak abi. Ya o zaman Nihat Özdemir olsaydı Newcastle başkası. Bir hayal etmiyorum. Manchester City bu projeye girdiğinde ilk 4-5 yıl hatırlayalım abi şeyden evvel. Önce Graham neydi şey? Marcus. Önce Marcus. Sonra Roberto Mancini. Roberto Mancini 600 milyon pound harcattı abi. Paranın para zamanı. 600 milyon pound para harcattı. Sonra Pellegrini, ondan sonra Guardiola. Yani öyle hemen vay heriflerde para var biz gidelim onu kim der abi? Mourinho bile demez. Ben sana söyleyeyim Conte. Yani. Conte de demez. Conte bu sene çıktı. Conte de demez abi. Şimdi 3 sene sonra diyebilir. Artık yapı oturmaya başladıktan sonra diyebilir ama şimdi demez yani. Steve Bruce'la da devam etmezler de. Şimdi bir ortalama teknik direktörle başlarlar. Yani hemen Haaland'lar, Mbappe'ler hiçbiri gitmezler en Newcastle'a. Onu dönemeye çalışıyorum. Yani çok büyük para versem bile gitmezler yani. Haaland kabul etmez. Adam gitmez yani. Ben gelmem ne işim var abi Newcastle'lar. Ha 2 sene, 3 sene sonraki Newcastle proje oturur, sistem işlemeye başlar. Dersin ki orada bir şeyler oluyor. Ben artık gidebilirim. Teknik direktör için de böyle. Yani Serdar'ın dediği o. Dolayısıyla ben Newcastle'ın United olsam İbrahimovic alırım hemen. Aklımdan 5 dakika öyle geçiyor. Sonu da söyledim. Hemen abi. Onu alırım. Bir kere dünya medyasına hemen küt diye haber olurum. Coutinho'yu alırım. Çünkü hem Premier Lig'de iş yaptı hem Barcelona'da oynamıyor. Bir de şey Premier Lig'de yeniden bir iş yapma ihtimali var. Şimdilik bu iki transferle yetinirim. Barca stoper mi topar ihtiyacı onu bilmem artık. Sonra seneye böyle yavaş yavaş 1-2 tane öyle olur. Yoksa öyle baba parayı da saçtım herkesi de alın. Kimse gitmez yani. Atilla Salah'ı, Kim Min-jae'ye, Altay'ı verelim üçlü hemen. 100 milyonluk paket. Hemen verelim. 100 milyon. 100 milyon euroya anlaşalım. Vallahi, bir Müslüman almayacak mısın ha? 65 milyon euroya kaleci var bizde. Sayın Prensim. Altay Bender 65 milyon euro. İyi kaleci. Buradan da öneriyoruz. Müslüman. 65 milyon euroya veririz. Uyar yani. Hemen 65'e gel bağlayalım. 55'e de kim? Kim 100 ya. 100 mi? 165. 35'te Salah'ı 200 milyonluk paket. Salah'ı 35 olur mu ya? Ucuza verdim. Salah'ı en az 55. Ne tutturalım abi pazarlar. Artı bir tane İspanyol var onlarda o. 210 milyon euro artı
Newcastle'ın İspanyol oyuncusu var bir tane o. Newcastle'ın İspanyol kafa gitti şu an. Tahmin var mı maça? Tottenham kaybetmez. Bu kadar kafa ütüleyim. Tottenham kaybetmez. Mecbur soracağız abi. Yani ben de ne diyeyim? Bence primler dağıtılır Prens tarafından. Newcastle kaybetmez. He, güzel. Ben de hesaplar bir şenlenir hafta sonu. Türkiye mi oğlum bu? Adam gelir gelmez prim atayım falan. Kafa öyle işte. Her şey. Şey. Prens geldi. İlk işi 12 aydır maaş alamayan. Personelin parasını ödüyor. Newcastle tesislerinde yüzler gülüyor. Çuvallı paraya geldi. Çuvallı paraya. Transfer tatlısı açılıyor. Prens helikopterle indi. Prens ilk maçına gitmez şimdi. Büyük bir maça gider o. Hemen bu maça gitmez. Gelir gelir. İlk maça. Tottenham iyi maç ya. Tottenham iyi maç abi. Ne yapacaksın? Evet, diğer siyah beyaz şeydi. İlk yarı sıfır abi. İlk yarı sıfır. Bak ben oyuncuyu söylüyorum. 210 milyon euro artı. dur bakayım. Kim o? Ha sen şey şu sürekli slalom atıp evet. Şey maçında muazzam oynamıştı ya. Almiron muydu o? Almiron. Miguel Almiron. Almiron da İspanyol değilmiş. Değil. Uruguaylı. Ben de ne diyordum? Paraguaylıymış. Paraguay. Ama yani neyse yani İspanyol sayılır. Babayı. Şey artı ne derler onlar? Almiron artı şey diyorsun. 210 milyon euro artı Almiron'a. Altay kim? Salahi verdik gitti. Kaldı maç bakıyorum hemen Premier Lig'de konuşmadığımız. Yok. Kalmadı. İlk gün tüm iddia kuponlarını diye toplamda 30 TL'ye kadar açık büfe. Hemen iyi ol, istediğin kadar kupon yap, bonusa doy. Tuttur, en kral sensin.